Üniversitesi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk. Banklar bu dönemde parti meclis. Son zamanlarda tartıştığımız konulardan bir tanesi de bu Kanal İstanbul meselesi. Şimdi bunun hem ekonomik kısmı var, hem iç politikada bir tartışma siyasi kısmı var. Bir de tabii Boğazları ilgilendiren bir dış politika, Rusya'ya kadar uzanan bir o gemilerin geçmesi, savaş gemileri geçecek mi, geçmeyecek mi? Şimdi ağırlıklı görüş şöyle bir durum var. Deniliyor ki bu kanal gemiler geçse de geçmese de ya kanalın amacı başka, kanalın amacı işte bir orada bir yapılaşma, yeni kentler kurma, böylece istihdam yaratma, işte inşaattaki makine parkını oraya kaldırma. Yani bir de oraları işte Araplar almışlar çok büyük bölgelerde. İşte onlara bir boğaz yapma gibi, oraya işte bir sağlık kenti kurma, böyle bir takım projelerle oraya üzerinden böyle bir yani bir rant, bir yaratma. Bir de ama geçen gün Cumhurbaşkanı da röportajda söyledi. Şimdi bir Montreux anlaşması var. Onu biz kenara bırakın dedi. Oradan tabii ki Boğaz değil orası. Gemiler istediği gibi biz gelip geçer dedi. Bu şimdi, bu da uluslararası bir şeye geldi. Evet. Yani bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır onun isteği mi? Montreux'u, çünkü Bulgaristan ve Romanya'nın NATO'ya girmesinden sonra, daha doğrusu Amerika kontrolüne girmediğinden sonra orada da büyük bir deniz üssü yaratma çabası var. Bu Türkiye'nin boğazını sıkma meselesidir yani netice itibariyle. Bunu serbestleştirmek istiyorlar. Birincisi bu yani. Amerikalıların isteği var bu konuda. İkincisi, benim ölçüme göre siz de biraz önce ifade ettiniz. İnşaat sektörü şu anda krizde. Böyle büyük bir proje uzun süreli bir nefes aldırır diye bakılıyor. 10 yıl, 12 yıl. Üçüncüsü de rant meselesi yani. Ben başka bir şey göremiyorum. Bugün Türkiye'nin yapması gereken en önemli işlerden bir tanesi İstanbul'un nüfusunu stabil tutmak, artırmamak. Böyle bir proje artırır. Çok artırır. Müthiş. Artırır. İkincisi, yani nasıl bir katkı sağlar? Nasıl bir katkı sağlar? Türkiye'nin zaten kıyılarındaki evler boş duruyor. Yani şu anda inşaat sektörüne Türkiye'nin yatıracak parası yok. Böyle bir kaynak Türkiye'nin üretimine aktarılmalı varsa. Zaten borç alınarak yapılacak bu. Bu borcumuz zaten yeteri kadar var. İşte oraya yollar yapılacak, ama yani köprüler yapılacak falan. Bir tarım alanını siz, tarım alanını, bir sulak bir havzayı ortadan kaldırıyorsunuz ve inşaata teslim etmiş oluyorsunuz. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok bana göre. Çevreyle bir sürü şey, birçok konu var ama ben bu üç konuyu esas görüyorum ve gerekli, gereksiz bir şekilde büyük bir kaynak israfı olarak görüyorum. Çünkü Türkiye artık bu tür projelerle değil de Türkiye üretim projeleriyle, bilim projeleriyle ilgilenmeli. Bakın şu anda savunma sanayinin dar bir kesimi bizim gayri safi milli hasılamız içerisinde ileri teknoloji üreten dar bir alanda ihracat gelirlerimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Neden bu? Yıllardan beri buna yapılan yatırımlar. Bu hükümet de yapıyor bu yatırımları, devam ettiriyor. Yani iyi bir şey. Neden yapıyor? Çünkü geliri var, gelir getiriyor. İHA yapıyorsunuz, evet, satıyorsunuz. Yani içeride etkisi var, dışarıda etkisi var. Şimdi sizin bu kadar büyük paranız varsa bunları sizin götürüp üretime yatırmanız lazım. Tarımınıza yatırmanız lazım, sanayinize yatırmanız lazım. Ben niye bunu inşaata yatırayım? Bunu anlamış değilim. Yani benim için en önemli konu bu. Mesela bu işte
Montreux'yu delmek falan dediğimizde hemen karşı tepkiler geldi. Montreux'ya Çanakkale'de dahildir diye. Ben şahsen hiç bilmiyordum. Dedim ki oradan da bir kanal açarlar. Sonra chat raporundan bir hafta sonra bir arkadaşımın dikkatini çekmiş. Chat raporundan okuyunca işte yazdılar da. Medali Güller yazdı. Aa bir baktım hakikaten. Çünkü orada daha kolay kanal açmak. Daha ya Darbi evet, 5-6 kilometrelik. Yani, Sarozan evet yani çok rahatlıkla Gelibolu'nun kuzeyinden bunu açmak mümkün. Şimdi Türkiye yani niye durup dururken ayrıca yani niye serbest su yolu dururken adam para verip kanaldan geçsin. Yani burada bir kaza oldu. Boğazın genişliği derhal kazaya müdahil olma imkanı sağladı. Sağladı. O kanalda öyle bir şey nasıl olacak? Yani bir sürü problem üretiyor. Kendi başımıza iş alıyoruz. Yani bence çok gereksiz bir şey. Bu kadar söyleyeyim. Ama iş mi alıyoruz yoksa oraya bir iş mi yaratılmak isteniyor? Ama iş yaratacaksa... Ama satmışız şimdi arazilerin hepsini. Bir de verilen sözler de var. Bana da şöyle, öyle geliyor. Her zaman yatırımcı risk alır. Yani bu olmaz. Yani Türkiye'de bir de çok uzun vadeli bir plan gereği bu. Evet. 13 yani bu oradaki yatırımcılara söyleyelim. İktidar değişince orada kimse o projeyi yürütmez. Çünkü Türkiye'nin gücü yok buna yani. CHP'de öyle bir taahhütte bulundu yani. Bu bence bulunması da lazım. Bulunması da lazım. Sen daha çok makine parkına iş üretilsin diye yorumladın. Bir de biraz öyle tabii ki. Askeri hep kalkınma da hep inşaat üzerinden. Ama inşaat üzerinden kalkınma işte böyle oluyor. Sonunda duruyorsunuz. Sonunda duruyorsunuz yani. O bitti ne olacak? Yani yeniden bir yerden boğaz mı kanal mı açacağız? Böyle bakmamak lazım. Doğru alanlara yatırmak lazım. Bir de güvenlikle ilgili konular sık sık gündeme geliyor. İşte sosyal medyada da habire şey yayınlıyorlar, harita yayınlıyorlar. Amerika burayı 1950'de işaretlemiş kanal diye falan. Kanal değil aslında. Orası normal bizim savunma hattı, Çatalca mevzileri. O Çatalca mevzilerinde işte düşmanın Sovyetler eğer taarruz etmiş olsaydı Orada en son durdurulacak hat olarak. Daha ileriden geçer aslında Lüleburgaz'dan. Babeski ile Lüleburgaz arasındaki bir bölgeden geçer. Oradan karşılarsınız. Nihai olarak da durdurulacak yer burası. Çünkü İstanbul'u bırakmak istemezsiniz. Onun için takviye planlarında falan da geçerdi bu NATO'nun. Hemen oraya yordular ama orası öyle değil. Yani onu söyleyelim. Ama böyle bir kanal açılırsa, ha bugün... Böyle bir tehlike yok, Sovyetler Birliği yok, dağılmış falan. Ama yarın dünya durumunun ne olacağını bilemiyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanların Türkiye'yi işgal tasavvurları oldu, tahayyülleri oldu. Ama gerçekleştirmediler çünkü önlerine koyulan tümen sayısını Almanya'nın üretemeyeceği sonucuna vardı. Çünkü Türkiye'nin ordusuyla Birinci Dünya Savaşı içerisinde bu adamlar harbettiler, biliyorlardı, cayıldı. Yani yarın nelerin olacağını kimse bilemez. Onun için sizin o toprağınızı kopartıverirler. Yani bir de güvenlik açısından, savunma açısından daha ziyade bakılırsa o da doğru bir şey değil. Üstüne 8 tane köprü. 3 tane köprü de burada var. Uçurttuğunuz zaman ne yapacaksınız? Herkesin birbirine bağ. Yani bu bence çok doğru bir yaklaşım değil yani. İnşallah dönerler. Ne diyorsun? Yani şimdi ben üzerinde ne kadar çalışıldığından da emin değilim. Şöyle bir siyasi boyutu itibariyle şöyle bir saptamam var. Şimdi iktidarın Türkiye'nin temel kurucu belgelerini önemsemez bir havası var. Yani, bir de o var tabii yani. Yani şimdi Lozan diyorsunuz. Yani Lozan'ı toprak kaybetti Türkiye. Başarı değildir. Mantıklı. Tarih deniyor. Tarih. Başarılı bulmayan bir iktidar söylemiyle karşı karşıya kalıyoruz ki abi Lozan çok başarılı bir antlaşma ve Türkiye'nin kurucu belgesidir, senedidir. Ve onu tamamlayan ikinci önemli antlaşma da Montreux Antlaşması'dır. Montreux'de Boğazların egemenliği Türkiye'ye vermemiş olsa Lozan eksik kalacaktı. Birbirini tamamlayan iki büyük tabii belge Türkiye'nin nüfus kağıdıdır, tapusudur, kuruluş senedidir. Ama iktidar bu her iki belgeyi de çok önemseyen bir hava içerisinde değil. Geçen de Sayın Cumhurbaşkanı işte televizyonda canlı yayında Montreux konuşulurken ya o tarihtir dedi. Tarihtir. Bu açacağımız kanal oraya bağlı olmaz dedi. Gemide istediği gibi geçer dedi. İsterse askeri gemileri de geçiririz dedi. Bir yol buluruz dedi. Oysa hani Montreux çok boyutlu olarak tartışılması gereken ve Amerika'nın zaman zaman gündeme getirip onu delmeye çalıştığı, Türkiye'nin egemenliğini tam kurduğu, egemenlik
devletlerin tam kurduğu bir anlaşmadır. Ve Karadeniz'de yabancı bir filo donanma bulunmasını önleyen, Rusya'nın Akdeniz'e, Akdeniz'den Amerika'nın Karadeniz'e gelmesini kontrol eden ve böylece de Karadeniz'i bir barış denizi haline getiren bir antlaşmadır. Bunu bu kadar sığ bir şekilde tartışmak bana yanlış geliyor. Yani kanalın Montreux'e etkileri çok ciddi şekilde ele alınıp tartışması lazım. Uluslararası bir konudur. Diğer taraftan büyük mega projeler evet önemlidir. Sayın Erdoğan bu projeyi 2011 seçimlerine gitmeden önce çılgın proje diye açıklamıştı ve bir seçim propagandası olarak gündeme getirmişti. Ama ondan sonra 8 sene bu projeden ses çıkmadı. Şimdi tekrar gündeme geldi. İşte yerel seçimde iktidar büyük bir mağlubiyet kazandı. Şimdi bir mega proje ortaya konmuş oldu. Bunun etrafında siyaset yapılıyor. Ama şunu da hatırlıyorum ben 2019 yerel seçimleri öncesinde Türkiye domates, soğan, patates, patlıcan tartışıyordu. Bunlar yok diye. Hatta büyük kentlerde çadırlar kurdu iktidar. Orada ucuz tarım ürünleri satmaya evet. çalıştı. Türkiye bu kadar kaynak ihtiyacı var değilse böyle bir mega proje ayıracak parayı nereden bulacak? Bir soru işareti. Keza bu yöntemle yapılmış mega projelerimiz var. Şimdi 3. köprümüz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Körfez'de yapılan Osman Gazi Köprüsü, 3. Havalimanı. Buralara milyar dolarları gömdük. 5-6 müteahhit şirketin yaptığı inşaatlar yap işlet devlet modeliyle. Fakat şu anda öngörülen hiçbir ekonomik rentabilite ortaya çıkmadığı için hazineden yani vatandaşın cebinden bu müteahhitlere taahhüt edilen paraları ödüyoruz. Şimdi Kanal İstanbul'un da böyle olmayacağının bir garantisi yok. Eğer aynı yöntemle yapılacaksa Türkiye hazinesinden vatandaşın cebinden rentabil olmayan mega projeler yaratıyor ama kullanılmıyor. Böyle bir problem de var. Sen de ifade ettin, paşam da ifade etti ve bir gayrimenkul projesi yönü olduğunu anlıyoruz. Oradaki arazileri Suudiler ve Katarlılar almışlar, kapatmışlar. Bugün Sözcü'den Çiğdem Toker'in güzel tespitleri yazısı vardı. En büyük arazileri kimler aldı? Arapların aldığını görüyoruz. Bu topraklar değerlensin diye aldıkları çok açık. Demek ki böyle bir bilgileri var. Buraya kanal yapılacak, biz bu toprakları aldım diye. Ve Katarlı sermayedar da bugün cevap veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Almaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağız diye. Daha önce de ifade edildi. Böyle arazi kapatıp spekülatif kar elde etmek Türk ekonomisine bir katkı değil ki. Kendilerine sermaye artırımı sağlamak anlamına gelir. Bu üretken de bir yatırım değil. Orada arazi kapatmak, işte devasa inşaatlar yapmak, oradan rant değerinden inşaatlardaki evleri, villaları satmak. Yani ne tarafından bakarsanız bakın benim aklıma oturmayan bir proje bu. Şu sorunun cevabı yok örneğin. Bir ihtiyaç mı? Yani Boğaz'da gemiler günlerce sıra bekler. Boğaz'da yok çok yoğun bir trafik olur. Çok büyük bir ihtiyaç olur. Bu ihtiyacı cevabı bunu yaparsınız. Öyle bir durum yok. Yani geçen gemi sayısı azalıyor. Evet. 2012'den bu tarafa doğru bakarsanız 60 binlerden 41 binlere kadar gelmiş, düşmüş geçen gemi sayısı. Daha da doğalgaz, petrol boru hatları yaygınlaşıyor. Bugün açtık işte. Tanker sayısı. Bugün açtık değil mi? Evet. Türk akımını açtık. Aynen. Oradan gelecek işte. Tanker sayısı azalıyor, o risk de yok. Yani böyle İstanbul Boğazı'na onlarca, yüzlerce gemi birikmiş de trafik tıkanmış, felç olmuş gibi bir hal yok. İstanbul Boğazı bu ihtiyacı görüyor. Giderek de gemi sayısı azalacağına göre daha da rahat görecek demektir. Yani böyle kendi kendimize yapay bir kanal yapıp yapay bir sorun yaratacakmışız gibi düşünüyorum ben. İhtiyaç mıdır? Evet ihtiyaçtır diyen bir bilim adamı da dinlemedim ben televizyonda. Tam aksine yaratabileceği ekolojik riskler, işte çevre riskleri, deniz yaşamı riskleri, deniz hukuku riskleri, deniz altındaki riskler gibi birçok önemli riskleri de hocalarımızdan dinledik. Onun için böyle bir hayal gibi geliyor bana hala. Türkiye'nin ne buraya ayıracak bir kaynağı var ne de böyle bir ihtiyaç var. Sadece Arap sermayesine spekülatif kar sağlamak amacıyla bir gayrimenkul projesi yapılıyorsa bu da Türkiye'nin kaynaklarını kullanmada yanlış tercihlerde bulunduğunu gösterir siyasi otorite olarak. Şimdi benim söyleyeceklerim söylenenlere ilave babından Fikret Bey'in bıraktığı noktadan alırsak yani Türkiye'nin kurucu antlaşmaları yani Lozan ve onu tamamlayan antlaşmalardan Montreux işte eğer bunların hepsine birden böyle bir ilgisizlik ya da bunların aslında o kadar bize anlatıldığı, öğretildiği gibi başarılı değildi falan gibi bir hava yaratmaya çalışmak bunun dünya siyasi tarihçiliği açısından bir alıcısı yok. Yani bunları siz
o işte uluslararası makalelere dönüştürüp yazdığınızda bunların alıcısı yok. Yani bunun bir karşılığı yok. Çünkü hakikaten Lozan, Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin dayattığı antlaşmalara itiraz edip, alanda bir milli mücadeleyle başarılı olup, sonra da o antlaşmanın tam tersini karşı tarafa dayatan yegane örnek. Koskoca Almanya, Versay Antlaşması'na karşı çıkamadı. Avusturya, Macaristan denilen ve Osmanlı'dan kat be kat güçlü, kat be kat daha sanayileşmiş, kat be kat daha kültürlü, daha medeni ve nüfusu Osmanlı'nın yaklaşık 3 katı büyüklüğündeki bir imparatorluk paramparça edildi. Ve buna ne Avusturya, ne Macaristan ve ne de onlardan ayrılan devletler bir şeyler yapabildi. Macaristan'ı paramparça ettiler. Hiç kimse, mesela hala Macaristan şey der, biz bir gece uyandık, bir sabah uyandık, bütün komşularımızın Macar olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Ve bir Atatürk'ümüz olmadığı için de Trianon Antlaşması'nda verdiğimiz o toprakları hiçbir dönemde geri alamadık diye. Şimdi dolayısıyla yani bir defa Lozan'la barışmak lazım. Lozan çok büyük bir başarı. Montreux'de çok iyi bir hamle sonucunda uluslararası konjonktür uygun hale geldiğinde elde edilen yine muazzam bir başarı. Ve bunları Türkiye konjonktürü iyi takip ederek elde etmiş. Buna aynı zamanda Hatay'ın Türkiye ile birleşmesini de ekleyebiliriz. Hepsi bunlar Lozan'ın devamı şeklindeki anlaşmalar. Şimdi bu bir. İkincisi Montreux'ün içeriğine baktığımızda boğazlar diyor ve bir yerinde de açıklıyor. Boğazlardan kastedilen diyor İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'dır diyor. Şimdi bunu tartışmaya açar mıyız eğer biz böyle bir kanal yaparsak? Şunu yapacaksak sorun olmayabilir. Yani biz çok paramız var, böyle burada işte bir inşaat ve yeni bir şey oluşturacağız falan. Topraklarımızın istediği yerinde de kazılar yaparız, işte yeni yapay göller oluşturabiliriz, nehirleri birbirlerine bağlayabiliriz falan. Tamam, böyle bir şeyse sorun yok. Şu açıdan ama çok sorun paramız yok. Sonra şimdi hani oraya ben girmeyeyim. Oraya ben girmeyeyim diye Fikret Bey onları söyledi, siz de söylediniz. Şimdi öbür taraftan eğer biz bunu şöyle düşünüyorsak, yo biz bu kanalı yapacağız. Boğaz'dan geçmeyeceksiniz kardeşim, buradan geçeceksiniz ve buradan geçiş için de para ödeyeceksiniz diyeceksek orada evet, bitiyor iş. Olmaz. Neden? Çünkü o zaman Boğaz'dan geçiş serbestisi esasına dayanan Montreux Antlaşması tartışmaya açılır. Bu antlaşmaya imza atan Karadeniz ülkeleri ve diğerleri bundan şikayetlerini bildirebilirler ve Montreux'un zaten nasıl iptal edilebileceğine ya da bununla ilgili nasıl tadilat yapılabileceğine dair hükümler de anlaşmada yazılı. Şimdi yani oradan Boğaz'dan normal şartlarda geçme hakkına sahip bir gemiyi o kanala zorlayamayız. Şimdi bazen hükümet yetkilileri ve Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz zaten gemileri zorlamayacağız ki. Şimdi zorlamayacaksak o zaman öbür dediğime geliyor. Yani biz burada başka bir şey yapacağız. Ya, başka şehir kuracağız. Evet. Şimdi belli bir noktaya kadar bunu dedik ki tamam, o zaman yani bunu Montreux'e bütün olarak zarar verecek bir tarafı yok. Ha olsa olsa şu olabilirdi. Zorlarsak böyle bir tartışma başlayabilirdi. Öbür taraftan şimdi bu ÇED raporunda Çanakkale'den de bir kanal yapılması meselesi gündeme gelince o zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi oradan da bir şey yapacaksınız, kanal yapacaksınız. O zaman buradan kim geçecek? Şimdi normal ticari gemiler geçmeyeceğine göre, çünkü normal ticari gemilerin geçiş yeri, yolu belli. Tabii su yolu. Evet, onların zaten buradan geçiş hakkı var. Üstelik az önce Ahmet Yavuz Paşa'mızın da belirttiği gibi Boğaz çok daha geniş. Çanakkale Boğazı keza öyle. Hiçbir sorun yok. Niye gelsinler kanaldan geçsinler ve ciddi paralar ödesinler? O zaman geriye kalıyor. Buradan savaş gemileri geçebilir. Şimdi buradan biz savaş gemilerini geçirirsek Montreux'u yine deleriz. Niye? Çünkü Karadeniz'de kıyısı olan ve özellikle Karadeniz'e kıyısı olmayan Amerika gibi devletlerin, çünkü Amerika'yı özellikle vurgulamak lazım, dünyada bütün bu su yollarının açık olması için uğraşan
en başta gelen devlet Amerika. Çünkü en büyük donanmaya sahip ülke Amerika. Şimdi Amerika o zaman Çanakkale'deki o alternatif kanaldan girip Marmara'dan geçip, aslında Marmara'yı kullandırmamamız lazım. Marmara da Montrön içinde. Montrön parçası. Marmara yapmaları lazım. O gün yarın. Evet, o zaman bir alternatif şey Marmara yapmak yani lazım dediğiniz gibi. Bir yorum getirir der ki kanallar falan. Ayrı, yani. Deniz falan. Ayrı der. Şimdi o zaman ya böyle bir şeyler yapacaksınız ve Amerika'nın Karadeniz'e çıkışını sağlayacaksınız. Peki bundan Türkiye'nin ne ulusal çıkarı olacak? Çünkü Montrö'nün esası şu, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını sağlıyor. Karadeniz'deki ülkelerin güvenliğine katkıda bulunuyor. Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkelerin de Karadeniz'e giriş çıkışları ile ilgili düzenlemeler yapıyor. Şimdi böyle bir şey yaptığınızda, bir alternatif, özellikle savaş gemilerine bir alternatif güzergah koyduğunuzda, bu sistem tümüyle tartışmaya açılıyor. Şimdi Rusya'da karşınıza olsun. Mesela Rusya'nın üzerinde, Rusya'ya örnek veriyoruz. Rusya'nın üzerinde bir takım kısıtlamalar var. Karadeniz'de uçak gemisi yapamıyor. Çünkü onları yaptığı takdirde Karadeniz'den aşağıya indiremiyor vesaire. O zaman Rusya çok rahatlıkla diyebilir ki kardeşim, buraya Amerikan donanması yığılıyor. O zaman ben de Montrö ile benim üzerime getirilmiş olan yükümlülükleri tanımıyorum artık. Evet, o zaman... Evet. Ha, o zaman hocam, bu çok önemli. Geçen tabii. gün bunu bana da sordular bir yerde. Ben de bizim amiral arkadaşlardan birine sordum. Dedi ki yani aynı şekilde Ruslar bundan memnun kalabilir. Çünkü kendi üzerindeki kısıtlamayı da reddeder. O da aynı tabii. şekilde geçmek aynı. ister. Evet. Yani. Ama bunun sonucunda ne olur? Ama bakın şimdi Amerika'nın mesela Amerika'nın geçmesini de istemez o zaman. Ha işte istemez. O zaman Amerika. Kendi ama bizim işte ikimiz Mehmet Bey, problem şurada. Biz iki taraf üzerinde bir egemenliğe sahipken elimizdeki egemenliği bırakmış olacağız o zaman. Kontrolü kaybediyoruz. Evet. Kontrolü kaybetmiş olacağız. Evet. Ha şimdi bütün bunlar bizi bir yere getiriyor. O zaman Karadeniz bu şimdiki Basra Körfezi'ne döner. Aynen. Herkesin gemileri gelir, yığılır ve tam böyle bir şeye dönüşür. O zaman orada daha fazla donanma bulundurmak zorunda kalırız. Daha fazla hava kuvveti bulundurmak zorunda kalırız. Lüzumsuz, gereksiz yere kuvvet yığınağı yapmak zorunda kalırız. Ve bütün bunlar da bizim dış politikamıza, güvenlik politikalarımıza muazzam yükler getirir. Niye yapıyoruz bunu? Elimizde gayet güzel bir Montrö var. Ve bugüne kadar bizim güvenliğimizi sağlamış, Karadeniz ülkelerinin güvenliğine katkıda bulunmuş, çıkarlar arasında dengeler oluşturmuş ve bize de tam egemenlik vermiş. Boğazlar denilen bölgenin üzerinde. Çünkü Lozan'da Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile Marmara Denizi'nin etrafındaki bir şerit, İstanbul şehri de büyük ölçüde dahil olmak üzere silahtan arındırılıyordu. Ya da İstanbul şehrinin bir belli bölümleri. Şimdi o bir uluslararası komisyona devredilmişti. Şimdi bunu ortadan kaldıran siz Montrö elde etmişsiniz ve Montrö'yü tartışmaya açacak bir şey yapıyorsunuz. Ha İstanbul'da açılacak kanalla sınırlı kalırsa ve oraya gemiler zorlanmazsa diyebiliriz ki yok kardeşim, yani Montrö ile bir alakası yok bunun. Bu tamamen bir başka bir proje. Yani yalı yapma projesi. Evet, yalı yapma projesi vesaire projesi diye şey yapabilirsiniz. Oradan geçmek isteyen gemiler de oradan ayrıca geçebilir, para ödeyebilir. Peki oradan savaş gemisi geçmek isterse? Ha şimdi şöyle, savaş gemisi geçemez normalde, tek başına olursa aşağıdan savaş gemilerinin gelişinin sayısı belli. Montrö'ye uygun bir şekilde gelecek yukarı. Soros'dan da kanal açarlarsa hocam. O zaman iş bitiyor zaten. O zaman zaten dediğim felakete geliyor. O zaman dediğim felakete geliyor. O zaman işte Rusya vesaire başta Rusya olmak üzere diyecekler ki o zaman ben de Montrö yükümlülüklerime uymam. Tabii. Yeni bir Montrö çıkarmak da mümkün değil. Çünkü Montrö'nün nasıl tabii. tadil edileceği, yerine hangi anlaşmanın geleceği de belli hükümlere bağlanmış. O hükümler çerçevesinde düşünüldüğünde bir şey çıkmayabilir. Çünkü yine mutabakat gerekiyor ülkeler arasında, imzacı ülkeler arasında. Sonuçta bu şeye gidebilir. Yani tamam, Montrö her ülke der ki ben tanımıyorum, bitti. Yani muallak bir durum yaratabilir.
kendi kendimize. Türkiye'nin buna ön ayak olmaması lazım. Yani. Efendim, o pek tabii. Tarih dersek diğerleri haydi haydi tarih. Şimdi bir defa diyor. Şunu düşünmemiz lazım Fikret Bey. Bu tür kanallar su yolu, tabii su yolu olmayan yerlere yapılıyor. Süveyş örneğinde olduğu gibi, Panama örneğinde olduğu gibi. Yani yolu kısaltıyor, mesafeyi kısaltıyor. Kısalttığı için de daha ticari açıdan rantable oluyor. Gemiler oraya ciddi paralar ödüyor. Mesela Mısır yaklaşık 6 milyar dolar falan para kazanıyor Süveyş kanalından. Hatta bu Sisi yönetimi Süveyş kanalını bir ıslah etti, genişletti, bir şeyler yaptı. Daha hızlı geçişler falan olması açısından. Şimdi burada bir su yolu zaten varken tabii bir su yolu. Ve bunun trafiği böyle tıkanmış, işte bilmem aylarca bekleyen gemiler sırada falan filan diye bir durum yokken, onun yanına bir kanal açan ilk ülke olacağız. Ve oradan gemilerin geçmesini bekleyeceğiz. O kanalın ekonomik rantable olmasını düşüneceğiz filan. Yani bu mümkün değil. Başka bir şey oluyor o zaman yaptığımız şey. Ben o yüzden müteahhit firmalara şu kadar gemi geçecek diye garanti verirsek, karayollarında yaptığımız gibi köprülerde, onlar o da hazineden çok büyük kayıp. O kadar gemi geçmezse. Tabii o da büyük bir felaket. Orada vatandaşın ödeyeceği bir başka yük haline gelir. Bir de burada benim Fikret Bey de kısmen deyin de şöyle, aslında bu argümanları Türkiye, ya işte bu boğazlardan bu kadar fazla doğalgaz dolu, işte LPG dolu, bilmem petrol dolu tankerler bu kadar geçerse şu olur bu olur falan diye 90'ların başlarında epeyce bir dile getirdi Türkiye. Ama Türkiye'nin o zamanki taktiği şuydu. Kardeşim biz bu Bakü-Tiflis-Ceyhan'ı yapmak istiyorduk. Ona da engel olmak isteyenler olabilirdi. Onlar da eğer Karadeniz'e işte Kazakistan'ın ve diğer ülkelerin petrollerini indirirlerse, oradan da boğazlar üzerinde taşıyalım derlerse bu işte böyle böyle risklere sebebiyet verebilirdi. Ama biz Bakü-Ceyhan'ı zaten aldık. Tabii. Bu arada gemiler daha büyük inşa ediliyormuş. Daha fazla miktarda mal ve petrol, doğalgaz taşınmasına rağmen gemi sayısı azalıyormuş. Dolayısıyla boğazı belki elektronik olarak daha iyi kontrol etme imkanlarına da sahip Türkiye eskiye göre. Tabii, bütün bunlar ortadayken böyle bir şey, zaten Türkiye'nin son yıllarda böyle bu tür konuşmaları da sona ermişti. Yani 20-30 yıl öncesinden kalan konuşmalar üzerine inşa edilmiş bir şey gibi. Hatta 40 sene 79'daki kazayı örnek gösteriyor. Tabii. Ondan sonra 40 yıl boyunca da bir kaza olmamış. Yanlış bir kaza olmamış. Yani. Evet. Dolayısıyla bu eğer hani bir böyle ne bileyim bir emlak projesi ise ve şey ise bu ayrı bir konu. Ama Montreux'u tartışmaya açmaması lazım. Öbür taraftan eğer biz Araplara o bölgeyi satacaksak, işte araziyi değerli hale getireceksek falan, başka bir proje düşünülemez mi? Yani Marmara Denizi'nin içine doğru bir takım dolgular falan yaparak oraları ne bileyim fantezi şehri haline getirerek bir şeyler, Disneyland yaparak falan, yani düşünülemez mi yani inşaat şirketleri? Yeteri kadar bilimsel çalışma yapılıyor mu? Ondan endişe var. Mesela peki, bu üçüncü havaalanı şey, iki gündür yarattığı sorunu yaşadık. Üçüncü havaalanı işte fırtına çıktığı için uçaklar inip kalkamadı. O kadar Atatürk Havalimanı açık kalabildi. Yani oradaki eleştirilerin hayata geçmiş halini görüyoruz. Araplar burada paralarını batırmış olsunlar. Yani illa bunlara para kazandırmak zorunda işte mıyız? Bir baskı var herhalde bu inşaatçının. Mesela şey dese normal geldi miydi? Suriye sınırına bir şehirler konulacaktı. İlçeler, köyler. Evet. Oraya binalar yapılacaktı. Tek kat bahçeli. 1 milyon Suriyeli öyle bir şerit halinde. Hatta 3 milyona kadar belki derinlik. Bu ne için yapıyor? 25 milyar dolar veya euro neyse bir maliyet. O rakam çıktı. İlginç yani. Her defasında o rakam telaffuz oluyor. Suriye'nin yeni şehirler kurmak için de o rakamdı. Şimdi bu sefer Kanal İstanbul için de o rakam filan. Yani böyle bir şeye ihtiyacı var Türkiye'nin, bir hamle yapması, bir bunun üzerinden de tek bilinen şey bence bu inşaat, beton, gerekli şeyin bilgi birikim var. Bunu işte mesela orada işte, da kimse ciddi şey yapmadı demin yani. Paşam şeyi anlatırken Suriye ile ilgili hani Barış Pınar operasyonu çok iyi başladı ama aynı şekilde gidemedi. Hani çünkü diplomatik şeyin dış politika tarafı tutarlı değil.
Yani sizin yaptığınız askeri harekatın dış politikanızın birebir tamamlayıcısı olması lazım. Yoksa çünkü bir askeri ya kuvvet kullanmaya niye ihtiyaç duyarsınız? Siyasi diplomatik yollarla amacınıza ulaşamadığınız zaman o siyasi amaca ulaşmak için kuvvete başvurursunuz. Şimdi orada belirsizlikler olunca kuvvet kullanma istenilen sonuçları tam olarak vermemeye başlıyor. Şimdi orada mesela bizim o operasyonumuz çok başarılıydı. Doğruydu, haklıydı, kimse bir şey diyemedi. Hatta Amerikan restini görmemizden dolayı PKK-PYD üzerinde de bayağı bir psikolojik etki yarattı. Baskı kurdu. Fakat şimdi arkasından işte biz buraya dediğiniz gibi şehirler yapalım, işte Türkiye'deki sığınmacılar buraya gel. Peki sonra oranın yöneticisi kim olacak? Oranın polisi kim olacak? Hangi ülkenin ceza kanununa tabi olacak? Oranın mevcut arazilerinin tapulu sahipleri nereye gidecek? Onları biz satın mı alacağız? Şam hükümeti ne diyecek sonraki? Aynen. Bunlar uydu mesela, devlet kuruldu. Hatta ben şey dedim ya, bu mesela burada biliyorsunuz Kıbrıs'ta bile uydu davası var. Şimdi biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kazasını tanıyan bir ülkeyiz. Suriye o açıdan daha rahat. Bizim gibi değil ya da başka ülkeler. Ama orada mesela arazisini kaybeden bir aile gidip başvursa, benim tapum var, buraya Türkiye geldi, binalar yaptı. Ben bir şeyimi kullanamıyorum, arazimi kullanamıyorum. Çok önemli bir hakkım ihlal edildi. Ve bu ihlal sürüyor. Türkiye'nin tırnak içinde işgalinden dolayı dese ne diyeceğiz diye. Bunların hepsinin hesap edilmesi lazım. Orada kimin adına polis olacak? Hangi devlet adına? Kimin adına o polis, zabıta silah taşıyacak, güç kullanacak, yargı olacak? Hangi mahkeme, hangi hukuk? Bizim hukuk, ceza hukukumuz mu geçerli olacak? Suriye hukuku mu geçerli olacak? Yoksa yeni bir devlet mi kuruyoruz? Şimdi bu belirsizlikler bizi o Barış Pınarı, o harekatının yeterli sonuç alamaması gerçeğiyle yüz yüze getirdi. Şimdi bu da bunun gibi. Yani iyi düşünmek lazım. Bilmiyorum. İşin rant tarafı benim aklımın ermediği bir konu. Ama ya da en azından onun üzerine şu anda düşünmek istemiyorum. Ama Montreux'e zarar getirecek bir şeyler yapmaya kalkışırsak hiç iyi olmaz. Peki hakikaten sizin dediğiniz gibi o Suriye'de bir uydu devlet kurma. Diyelim ki Türkiye'nin parası var. Kendi yapacaktı hani. Olmadığı için yapamıyor. Para da kimse de para, kimse yüz vermedi zaten. Ya bu projeyi yapanlar bu sakıncaları peki oturup hesaplamıyorlar mı? Ya biz böyle bir şey yaptık, kendi ya orayı kendi toprağımıza katmayacağımıza şimdi şöyle, göre buradan gidecek muhalifler orada olacak. Çalışmadığımız yerlerden soruyorsunuz. Şam yönetimi. Çünkü yani biz fanilerin aklının erdiği bir konu değil. Hani bunları düşünmüyorlar mı? Mutlaka devlet büyükleri yani. Mustafa Kemal'in tek askeri ben değilim falan derler böyle durumlarda. Yani devlet büyüklerine akıl verenler bunları mutlaka düşünüyorlardır. Ama ne diye düşünüyorlar bilmiyorum. Ama ben mesela bu riskleri görebiliyorum ve başından beri de o Barış Pınarı operasyonuna giden süreçte, operasyon yapılırken, sonra da işte fikirlerime itibar eden kanallarda bunların hepsini söyledim. Yeterince sonuç alınamayabilir. Riskleri bunlar, bunlar, bunlar dedim. Aynı noktaya da gelmiş durumdayız. Yani şu anda bunun yapılamayacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yine demin paşamın söylediği şeyden hani, efendim işte Suriye'de biz Rusya ile görüşüyoruz, Suriye hükümetiyle görüşmeye ne gerek var lafındaki içeriksizlikten bir tanesi de bu. Bizim Suriye için en önemli konumuz Suriye ile uzlaşarak Suriye'nin etkin egemenliğini bütün toprakları üzerinde sağlayıp Adana mutabakatının hem lafzına hem de ruhuna uygun yeni bir başlangıç yapmamız lazım o ülkeyle. Ve sığınmacıları oraya o iklimle götürebilirsiniz ancak. Başka türlü nasıl götüreceksiniz? Aynen, Suriye hükümetiyle görüşmeden bizdeki sığınmacıları nasıl göndereceğiz? Göndermek istiyorsak, istemiyorsak diye bir seçenek olmamalı. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Dünyada hiçbir devlet toprak toplam nüfusunun %5'i büyüklüğündeki bir grubu bir anda kendi nüfusuna entegre etmeye çalışamaz. Bu dünya tarihinde yakın zamanlarda hiç görülmüş, duyulmuş bir olay değil. Dolayısıyla bizim Suriye, hani şöyle diyelim hatta, hani dediniz ya bunları düşünmüyorlar. Mesela bir düşünce daha ortaya atayım, acizane. Hani biz fanilerin düşünebildiği kadarını düşünelim. Yani nedir? Mesela yine Rusya üzerinden niye proje üretmiyorsunuz?
Şöyle yapalım. Biz Rusya'ya diyelim ki ya bizi şu Suriye ile adım adım uzlaştırmak için ama bir kazan kazan çerçevesinde şöyle yapalım. Biz Suriye hükümeti bir üçlü bir mutabakata imza atalım. Hani şu en son Soçi vardı ya, Barış Pınarı operasyonu zamanında imzalanan. Evet. O aslında içeriği itibariyle bir üçlü mutabakat gibiydi. Çünkü mutabakatın içinde Suriye de vardı. Evet. Ve Suriye hükümeti o mutabakatı kabul ettiğini açıkladı. Şimdi o olduğuna göre şöyle yapalım bir mutabakat. Diyelim ki orada Adana mutabakatına da atıf vardı. Rusya Adana mutabakatının kolaylaştırılması için gayret sarf edecek bölümü vardı o mutabakatın maddelerinden. Yanılmıyorsam evet. Üçüncü maddesiydi. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım biz. Biz Rusya bize bir mutabakat hazırlayalım. Rusya bize imzalatsın. Suriye'ye imzalatsın, bir de kendisi imzalasın. Şunu diyelim, diyelim ki Adana mutabakatı yürürlüktedir. 98 yılında imzalandığında PKK ve türevleri, 2010 yılında genişletildiğinde Kongregel ve türevleri, şimdi de PYD, YPG ve türevleri işte Suriye hükümetinin 16 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler'e yaptığı bildirimde bahsettiği terör örgütleri iki ülkenin mücadele kapsama alanındadır. Ve Adana mutabakatı çerçevesinde bunlarla mücadele edilecektir. Bir maddede de Rusya bu mücadeleye destek verecektir. Bunu yapalım. Bir başka mutabakat daha imzalayalım. Diyelim ki Türkiye'deki sığınmacıların Suriye'ye gönderilmesi şöyle bu mutabakat çerçevesinde yapılacaktır. Rusya da bu mutabakatın işletilmesine katkıda bulunacaktır. O zaman böyle yapalım. Yavaş yavaş götürelim işi. Ama yine üçlü bir şekilde götürelim. Hani Suriye'yi tam olarak muhatap almıyormuş gibi yapalım ama çıkarlarımız gerçekleşsin. Peki Rusya buna evet der mi? Bence atlar bile üstüne. Evet. Çünkü Rusya bir an önce diyor Adana mutabakatına dönmelisiniz evet. diyor. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne de Rusya yardımcı oluyor diğer ülke örneklerinde. Lübnan mesela gönderiyor. Ve işte Lübnan Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması vardı. Gönder yani geri dönen sığınmacılara kötü muamele edildiğine dair de bir bilgi yok bizde dedi. Dolayısıyla biz de bunları yapabiliriz. Hani demek istediğim yani Rusya ile görüşüyoruz, Suriye ile görüşmeye ne gerek yok, ne gerek var lafının içeriksizliğine yine, örnekler olsun hı. diye. Hani siz ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır, benim de ekleyecek hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim. Sadece bugün şehitlerimiz var herhalde. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim. Barış Pınarı bölgesinde evet. herhalde 4 şehit. Allah rahmet eylesin. Evet, ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir de CHP milletvekili Balıkesir'in Ahmet Akın bir trafik kazası geçirmiş. Evet. Ona da geçmiş olsun geçmiş dileklerimizi olsun. İletiyoruz. Denizli'den Balıkesir'e dönerken. Ve programı geçmiş. Kapatıyoruz. Evet. Evet, programın sonuna geldik. İşin aslı burada sona eriyor. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar. İşte Türk Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk'ün... Banklar bu dönemde parti meclisi.